Merhaba sevgili arkadaşlar. 8. sınıf üstü sayılar videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer önceki videolarımızı izlemediyseniz yukarıdaki linkten önceki videolarımızı da izleyebilirsiniz. Konumuza geçmeden kanalımıza abone olarak, yorum yaparak, paylaşarak destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum ve hemen konumuza geçiyorum. Üstü denklemler bugün ilk konumuz. Üstü denklemler şu, bakın sevgili arkadaşlar, iki üslü ifadenin eşitliğinde tabanlar birbirine eşit ise üsler de eşittir. Bakın iki tane üslü ifade var, bu arada eşittir var. Ve bakıyorsunuz tabanlar aynı. Tabanlar aynıysa böyle sorularda üsleri birbirlerine eşiteceğiz. Üsler ne burada peki? X ve Y, X ve Y birbirlerine eşittir diyeceğiz bu tür sorularda. Peki hemen örneğimizi inceleyelim. Ne tür sorularda bu kullanılacak? Örneğimize baktığımızda bakın eşitliğin sağ tarafında 81 var, sol tarafında 27 ve 3 var. Tabanlarımız tabii bunlar. Biz biliyoruz ki 81 de 3'ün kuvveti, 27 de 3'ün kuvveti. Bunları biz daha önceden ezberledik. Sorularda kullana kullana aklımıza iyice yerleşti. 81 gördüğümüzde bunun yerine 3 üzeri 4 yazacağımızı biliyoruz. 27 gördüğümüzde de bunun yerine 3 üzeri 3 yazacağımızı biliyoruz. Hemen buradaki 27'yi silip yerine 3 üzeri 3 yazalım. 27'nin yerine 3 üzeri 3 yazdık ama 27'nin üzerinde x eksi 1 var. Onu da ekledik. Burada 3 zaten 3. Bunda hiçbir değişiklik yapmıyorum. 81'i de silip yerine 3 üzeri 4 yazalım. Şimdi ne oldu bakın? Eşitliğin sağ tarafı ve sol tarafında iki tarafta 3'ün kuvveti oldu. Yani tabanlar aynı oldu. Öyleyse düzenleyeceğiz. Neydi bizim adımız? Üslü bir sayının üssü alındığında üsler çarpılır. Öyleyse bununla bunu çarptığımızda ne olacaktır? 3x eksi 3 olacaktır üsler çarpıldığında. Peki bizim soyadımız neydi? Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üsler toplanır. Bakın burada çarpma işlemi var ve tabanlar aynı. Üsleri toplayalım. İşte buradaki 3x ile eksi x toplanır. İsterseniz ben yazayım önce. Birazcık daha uzatayım anlaşılsın diye. Sonra şuradan devam edelim. İşte burada 3x ile eksi x toplanırsa 2x yapacaktır. Eksi 3 ile de 1 toplanırsa eksi 2 yapacaktır. Karşı tarafta ise 3 üzeri 4 var. İşte şimdi bakın soruyu düzenledikten sonra yukarıdaki gibi oldu. Yani eşitlik var. Sağ taraf ve sol taraftaki tabanlar aynı. Şimdi ne yapılacak? Üsler eşitlenecek. Yani 2x eksi 2 4'e eşit olmalı. 2x eksi 2 eşittir 4 diyoruz. Eksi 2 karşı artı 2 olarak geçiyor. 6 oluyor. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x'in 3 olduğunu buluyoruz. Yani demek ki bakın bu tür sorularda eşitliğin sağ tarafındaki ve sol tarafındaki sayıları bakın aynı yapıp sonra üsleri eşitleyeceğiz. Evet hemen bir örneğimiz daha var. Bu soruda ise baktığımızda 5 var, 25 var, 125 var. Bakın hepsi dikkat ederseniz 5'in kuvveti. 25'in biz 5'in karesi olduğunu biliyoruz. 125 ise 3 tane 5'in yan yana çarpımı. Yani 5'in küpü olduğunu biliyoruz. Burada içler dışlar çarpımı da yapılabilir. Bölme işlemi de yapılabilir. Bakın her iki taraf 5 cinsinden yazılırsa. Biz önce 25 yerine 25'i silip 5'in karesi yazalım. Tabii 25'in üzerinde 3 olduğuna göre 5'in karesinin üzerine de 3'ü eklemeyi unutmayın. 125'i silip yerine de 5 üzeri 3 yazalım. Yine burada 25 var. 25'i silip yerine 5'in karesi yazalım. Bir de üzerinde x'i de eklemeyi unutmayalım. Adımız gibi iyi bilmemiz gereken bir kural. Üstün üssü alındığında üsler çarpılır. Bakın burada ve burada çarpma işlemleri var. Hemen onları yapalım. 5 üzeri x bölü 5 üzeri 6 olur. Eşittir. 5 üzeri 3 bölü 5 üzeri 2x olur. Burada ne yapılabilir bundan sonra? Dediğim gibi bakın içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz veya bölme yapabilirsiniz. Hadi bir defa bölme yapalım bir değişiklik olsun. Bölme işleminde tabanlar aynıysa üsler çıkartılır. Nasıl? Üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkartıyoruz. Yine burada bölme işlemi var ve tabanlar aynı. Nasıl bölme yapılır? Üsttekinin üssü eksi alttakinin üssü. İşte şimdi üslü denklemler oldu bakın. Üslü denklemler neydi? Arada eşitlik olacak. Sağ taraf ve sol taraftaki tabanlar aynı olacak. Burada da öyle zaten. Tabanlar eşit. Ne yapacağız? Tabanlar eşitse üsler de eşittir. Yani üsleri eşitleyeceğiz. X eksi 6'yı getirip 3 eksi 2x'i eşitleyeceğiz. Bilinenleri bir tarafta, bilinmeyenleri diğer tarafta toplayalım. Eksi 2x karşı artı 2x olarak geçti. Buradaki eksi 6 da karşı artı 6 olarak geçti. 3x eşittir 9. Her iki tarafı 3'e bölersek x'in 3 olduğunu buluruz bu soruda. Evet sırada üslü sayılarda sıralama var. Üslü sayıları nasıl sıralarız? Küçükten büyüğe veya birinin diğerinden küçük veya büyük olduğunu nereden anlarız? Burada bakın kriterimiz
Ya tabanların aynı olması ya da üstlerin aynı olması. Eğer tabanlar aynıysa bakın tabanlar aynıysa burada görüldüğü gibi hepsinin tabanı 2. O zaman üstü büyük olan daha büyüktür. Tabi bunlar arkadaşlar pozitif tam sayılar için geçerli. Bakın 2, 2, 2 hepsi pozitif tam sayı. Gelelim ikinci duruma. İkinci durumda bakın tabanlarımız farklı. Üstler aynıysa bakın hepsinin üssü 10, 10, 10. O zaman da tabanı büyük olan daha büyüktür. Görüldüğü gibi. 7 üzeri 10 büyüktür. 5 üzeri 10'dan. O da büyüktür. 3 üzeri 10'dan. Şimdi aşağıdaki örneği hemen yapalım. 16 üzeri 4, 2 üzeri 33, 4 üzeri 16, 8 üzeri 10. Sayılarını küçükten büyüğe doğru sıraladınız. Bakıyorsunuz tabanlar da aynı değil, üstler de aynı değil. Böyle sorularla karşılaşacağız. Peki o zaman ne yapılır? O zaman ya tabanları aynı yapacaksınız ya da üstleri. Peki bunu nerede anlayacağız? Bakın şuradan anlayacağız. Bakarsanız 16, 2, 4 ve 8 hepsi 2'nin kuvveti. Yani bunların hepsinin tabanları aynı yapılabilir. 16'yı gördüğümüzde yerine 2 üzeri 4 yazacağımızı zaten biliyoruz. 4 gördüğümüzde yerine 2 üzeri 2 yazılabileceğini biliyoruz. 8 neye eşittir peki? 2 üzeri 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Hepsi iki cinsinden yani tabanların hepsi aynı yapılabiliyor. Öyleyse ben burada 16'yı silip yerine 2 üzeri 4 yazıyorum. 16'ın dördüncü kuvveti olduğuna göre 2 üzeri 4'ün de dördüncü kuvveti olur. Ve üssün üssü alındığında üsler çarpılır. 2 üzeri 16'ya eşit. 2 üzeri 33 zaten 2 üzeri 33. Onda hiçbir değişiklik yok. Aynen altına yazıyorum. 2 üzeri 33 zaten tabanı 2 olduğu için bir değişiklik yapmıyorum. 4 üzeri 16 ise 4'ü sildim. Yerine 2 üzeri 2 yazdım. Üssün üssü alındığında üsler çarpıldı ve 2 üzeri 32 oldu. 8 üzeri 10'a geçelim. 8'i sildim yerine 2 üzeri 3 yazdım. Onun da üstünde 10 var. Üssün üssü alındığında üsler çarpılır. 2 üzeri 30 yapar. Evet şimdi gelelim sıralamaya. Görüldüğü gibi hepsinin tabanları aynı. Öyleyse en küçüğü üssü küçük olan 2 üzeri 16. En küçük yani 16 üzeri 4 diye yazacağız değil mi? Şu 2 üzeri 16'ya eşit. O zaman şöyle yapalım. 16 üzeri 4. Bu en küçüğü. Sonra sırada 2 üzeri 30 var. Yani 8 üzeri 10. Sonra sırada 2 üzeri 32 var. 2 üzeri 32 bakın 4 üzeri 16'ya eşit. En büyüğü ise 2 üzeri 33. O da zaten 2 üzeri 33 şeklinde verilmişti. Evet sıralamamız küçükten büyüğe bakın bu şekilde olacak. Hemen sıralamayla ilgili bir örneğimiz daha var. Bu örneğimizde A, B, C, D üssü sayıları verilmiş. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralayınız diye sorulmuş. Şimdi isterseniz önce bunları bir düzenleyelim. A şıkkıyla başlayalım. Şimdi eksi bir sayının çift kuvveti. Bunu artı diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz bakın. Önce işaret belirlenir. Eksi bir sayının çift kuvveti olabilmesi için çift kuvvetin parantezin dışında olması gerekirdi. Fakat sadece 25'in üzerinde. Öyleyse bunun sonucu eksidir. 25'i yerine ne yazıyorduk? 25'i silip yerine 5'in karesi yazabiliriz. Üzerinde de 8 var. Üssün üssü alındığında üsler çarpılır. Ve bunun sonucu 5 üzeri 16 bulunur. Geçelim ikinciye. İkincide hiçbir değişiklik yapamam. Çünkü zaten 3 en sade şeklinde. 3 üzeri 11. Gelelim üçüncüye. 81 gördüğüm yere 3 üzeri 4 yazıyordum. 81'e eşitti çünkü. Üssün üssü alındığında üsler çarpılır. 3 üzeri 12 olur. Sonuncuya geçtim. 25'i silip yerine 5'in karesi yazıyorum. Üssün üssü alındığında üsler çarpılır ve 5 üzeri 12 yapar. Şimdi gelelim sıralamaya. Şimdi bakın gördüğünüz gibi biri negatif, diğer sayılar pozitif. Negatif olan her halükarda zaten en küçüktür. Öyleyse biz A'yı en küçük diye yerleştirdik. Geriye kalanlara baktığımızda 3 üzeri 11 var, 3 üzeri 12 var, 5 üzeri 12 var. Bakın bu ikisine dikkat ederseniz bu ikisinde tabanlar aynı. Tabanlar aynı olduğu için üssü küçük olan daha küçüktür, üssü büyük olan daha büyüktür. Şu ikisine baktığımızda ise bunların da üstleri aynı. Üstleri aynıysa o zaman tabanı büyük olan daha büyük. Yani 3 üzeri 12'den 5 üzeri 12 daha büyük oluyor. O zaman yerleştirelim buraya. 3 üzeri 11 B olduğuna göre sırada B var. Sonra 3 üzeri 12 sırada C var. Sonra da 5 üzeri 12 en büyüğü ise bakın D'ymiş. Sıralama bu şekilde olacakmış. Evet üssü sayılarda karşılaşabileceğimiz bir soru tipi kaç basamaklıdır soruları. Verilen sayıyı kaç basamaklı olduğunu anlamak istiyorsak sayıyı A çarpı 10 üzeri N formatında yazmamız gerekiyor. Nasıl peki bu formatta yazacağız? Hemen şu örneklerimizi inceleyelim. Mesela 3000 sayısı 3 çarpı 1000'dir değil mi? 1000 sayısı da 3 tane 10'un yan yana çarpımıdır. Şöyle açık bir şekilde önce anlatayım. 3 tane 10'un yan yana çarpımı da 10 üzeri 3'tür. Şimdi buradan bu şekilde yazdıktan sonra bakın tabi istediğimiz formatta oldu ya. Bu şekilde yazdıktan sonra kaç basamaklı olduğunu şuradan anlıyoruz.
Yanında bir sayının yanında 10 üzeri 3 varsa bu sayının sonunda 3 0 var anlamına geliyor. Bakın 1, 2, 3, 3 0 varsa 10 üzeri 3. Peki sayının kendisi zaten bir basamaklı. Bir basamak buradan geliyor. 3 basamaklı sıfırlardan geliyor. Ne oluyor sayımız? Eşittir demeyelim bunu da biz ise diyelim. 4 basamaklı olur sayımız. 4 basamaklı olur. Bu formatta yazdıktan sonra anladık. Hemen bir tane daha inceleyelim. Şimdi bunun sonunda kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4. Yani neyle çarpılmış? 10 binle. 458 sayısını 10 binle çarpmışız. 10 bin demek kaç sıfır var? 4 sıfır var. Yani 458 çarpı 10 üzeri 4. Bu formatta yazdıktan sonra bu sayı kaç basamaklıdır diye bize sorulursa bakın şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki buradan 3 basamak geliyor. 458 sayısı 3 basamaklı. Artı 4 tane basamakta sıfırlardan geliyor. Sayımız toplam 7 basamaklı oluyor. Bunları açıklamak için zaten buradan da sayabiliriz 7 basamaklı olduğunu da niye öyle olduğunu ben anlatmak için, açıklamak için bu örnekleri verdim. Son örneğimize baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8 tane 10'un yan yana çarpımı bu 8 tane 0 var anlamına geliyor. Ve bu 8 tane 0 neyin yanında? 1'in yanında. Burada görünmeyen bir 1 var bakın yazılmayan. Öyleyse bir basamak oradan gelecek. 8 basamak da sıfırlardan gelecek. Yani şu 10'un üzerindeki sayı sıfırların sayısını veriyor bize. Sayımızın kaç basamaklı olduğunu söyleyebiliriz. 9 basamaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar tabii ki açıklama. Yani neden bu formatta yazmamız gerektiğini bu 3 örnekten anladık. Şimdi sorulara geçelim. Mesela bu sayı kaç basamaklı diye bize sorulursa yapacağımız yöntem şu. Bakacağız tam istediğimiz formatta mı? Evet, herhangi bir sayı çarpı 10 üzeri n formatında. Bu sayı kaç basamaklı? Bir basamaklı. Bir basamak buradan gelecek. Peki bu 4'ün yanında kaç tane sıfır var? 7 tane sıfır var. 7 basamak da buradan gelecek. Sayımız toplam 8 basamaklı olacak. Geçelim hemen diğer örneğe. 349 çarpı 10 üzeri 14. İstediğimiz formatta yazılmış mı? Evet yazılmış. Bakıyoruz bu 349 kaç basamaklı? 3 basamaklı. Ha, 3 basamak buradan gelecek. Sonra 349'un yanında kaç sıfır olacak? 14 sıfır olacak. Öyleyse 14 basamaklı sıfırlardan gelecek. Toplam 17 basamaklı. Gelelim 10 üzeri 8'e. Burada biraz daha dikkat ediyoruz. 8 tane 0 var anlamına geliyor. Peki neyin yanında 8 tane 0 var? Burada yazılmayan 1'in yanında. O zaman bir basamak buradan gelecek. 8 basamak da sıfırlardan gelecek. Toplam 9 basamaklı diyeceğiz bu tür sorularda. Bununla ilgili hemen bir tane örnek yapalım. Bakın böyle bir soru karşımıza çıkabilir. 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 10 çarpı 4 üzeri 4 sayısı kaç basamaklıdır? Fakat baktığımızda istediğimiz formatta değil. Yani herhangi bir sayı çarpı 10 üzeri n formatında değil. Bu formata dönüştürmem gerekiyor. Öyleyse benim 10 sayısını elde etmem gerekiyor. Peki 10 sayısı nasıl elde edilir? 10 sayısı 2 ile 5'in çarpımı ile elde edilir. Bakıyoruz burada 5'ler var. 4'ten de 2 elde edeceğiz ve dolayısıyla 10 sayısı yapmaya çalışacağız. Hemen yapalım. 3 üzeri 2'de hiçbir değişiklik yapmıyorum. 5 üzeri 10 da zaten en sade şeklinde. Ama 4 gördüğüm yere 4'ü silip yerine 2 üzeri 2 yazıyorum. Sonra üstün üstü alındığında hemen adımız gibi iyi bilmemiz gereken kural üstler çarpılır ve 2 üzeri 8 yapar. Peki üstlü sayılarda çarpma yapmam gerekiyor değil mi? Çünkü 10 elde etmek için 2 ve 5'leri çarpmam gerekiyor. Şimdi üstlü sayılarda çarpma yapmanın kuralı neydi? Ya tabanlar aynı olacak ya da üstler aynı olacak. Bakıyoruz tabanlar aynı değil ve aynı yapmam mümkün de değil. 2 ve 5 birbiri cinsinden olmaz. Ama üstleri aynı yapabilirim. Peki üstleri nasıl aynı yapabilirim? Bakın burası çok önemli. 2 üzeri 8 var. Burada da 5 üzeri 8 elde etmek istiyorum. Peki nasıl yaparım? Bu daha fazla ya onun için tabii bunu yaptım. 5 üzeri 10'u 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 8 diye ikiye ayırıyorum. Bu ikisini çarparsam bakın üstler toplanacak. 5 üzeri 10'a eşit olacak. Dolayısıyla bunu yapmamda hiçbir mahsur yok. Yani şu 5 üzeri 10 yerine ne yaptım? 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 8 yazdım. Çarpıldığında bunu veriyor zaten. Peki bunu niye yaptım? Bunu şöyle yaptım. Şunun için yaptım bakın. Bu ikisi artık çarpılabilir. Neden çarpılabilir? Üstleri aynı çünkü. 3 üzeri 2'yi aynen yazıyorum. 5 üzeri 2'yi aynen yazıyorum. Ve bu ikisinin çarpımının sonucu yazıyorum. Çarpma nasıl yapılıyordu üstler aynıysa? Tabanları çarp. Orta küsü aynen yaz. Evet. Buradaki sayıyı da bulalım. Biri 9, biri 45. 9 ile 45'i bir kenarda çarpalım. Yanında da 10 üzeri 8 var. 405 çarpı 10 üzeri 8 oldu.
Şimdi bunun kaç basamaklı olduğunu anlayabilirim. Çünkü bak istediğim formatta olduğu sayı zaten herhangi bir sayı çarpı 10 üzeri bir sayı. Nasıl yapıyorduk? Diyorduk ki 405 kaç basamaklı? 3 basamaklı. 3 basamak buradan geliyor. 8 tane de sonunda 0 var. 8 basamak da sıfırlardan geliyor. Öyleyse sonuç 11 basamaklı olacak. Evet, son olarak üslü sayılarda toplama çıkarma nasıl yapılır? Sevgili öğrenciler, normalde müfredatta üslü sayılarda toplama çıkarma diye bir başlık yok. Ama bu şöyle bir yanlış anlamalara sebebiyet vermesin. İşte o zaman ben üslü sayılarda toplamayı hiç yapmayacağım falan gibi düşünmeyin. Çünkü yapılabilir mesela bakın şu örneği bir inceleyelim. 6. sınıftaki gördüğümüz üslü sayı bilgileriyle bile yapılabilir. Nasıl? İşte bunlar nasıl toplanacak, nasıl çıkaracak? Öyle bir kural öğrenmedim diyebilirsiniz. O zaman şöyle yapın bakın. 3 üzeri 4'ün biz kaça eşit olduğunu biliyoruz. Kaç? 81. 4 üzeri 3'ün de kaça eşit olduğunu biliyoruz. 3 tane 4'ün çarpımı. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. 2 üzeri 7'yi de biliyoruz. 7 tane 2 yan yana çarparsak 128. 5 üzeri 3'ü de biliyoruz. 125. O zaman biz üslü sayılarda toplama çıkarma yapabiliyoruz bakın. 81'den 64'ü çıkartırsak 17. 128'den de 125'i çıkartırsak 3 yapacak. Cevabımız bakın 17 bölü 3. Evet, bu şekilde bakın üslü sayılarda toplama çıkarma yapabiliriz. Birinci yöntem bu. İkinci yönteme bakalım. Yani aşağıdaki soruyu bir inceleyelim. Mesela burada da bakın bir toplama işlemi var. Peki böyle bir soruyla karşılaşırsak ne yapacağız? Dikkat ederseniz çarpma işlemini biliyoruz zaten. Burada tabanlar aynı uygulamasını yaparsak tabanlar aynı ise üsler toplanacak. Öyleyse x artı x artı x olur. Pardon. Üsleri topladık. Geçelim paydaya. Payda da bakın toplama nasıl yapılır? Toplamayı daha önce konunun başında şöyle değinmiştim zaten. Bakın 3 tane a'yı toplarsak veya 4 tane a'yı toplarsak biz bunun yerine ne yazıyorduk? 4 a diyorduk değil mi? Yani burada da bakın 3 üzeri x, 3 üzeri x, 3 üzeri x toplanırsa 3 tane 3 üzeri x yapar. Bu şekilde toplayabilirsiniz. Daha sonra burası toplanır ve 3 üzeri 3x yapar. Burada çarpma işlemi var. Çarpma işleminde üsler toplanacak ve 1 artı x yapacak. Eşittir 27 yerine de 3 üzeri 3 yazabiliriz. Daha sonra bölme işlemi var. Bölme işleminde ne yapılıyordu? Üsler çıkartılıyordu. Üsttekinin üssü eksi alttakinin üssü eşittir 3 üzeri 3. Buradaki çıkarma işlemi yapılırsa eksi 1 eksi x yapacaktır. 3x'ten yani x çıktı. 2x eksi 1 kaldı. Bundan sonraki üslü denklemler, üslü denklemlerde de tabanlar aynıysa bakın üsler eşitlenir de 2x eksi 1'i 3'e eşitleriz ve buradan x'i 2 buluruz. Evet, üslü sayılarda toplamayı da böylece hızlıca, kolayca öğrenmiş olduk. Bu videomuz da bu kadar. Buradan kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Sıradaki videomuzu buradan izleyebilirsiniz. Üslü sayılarla ilgili soru videolarımızı da buradan izleyebilirsiniz. Buradan da bütün PDF'lerimizi ücretsiz indirebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.